Herkese iyi pazarlar. Bugün genetiği oynanmış ürünler hakkında konuşacağım ve buna çok şaşıracaksınız. Çünkü bu benim uzmanlık alanım değil. Merak etmeyin, hiçbir iddialı şey söylemeyeceğim. Sadece benim kafamda, sizin gibi durumda olan benim kafamdaki soruları sizlerle tartışacağım. Niye böyle bir video yapmak ihtiyacı duydum? Çünkü Nature'da 2019'da bir yazı yayınlandı ve bu makale şöyle bir gerçeği net olarak ortaya koydu. GDO'ya en karşı olanlar, GDO hakkında en az bilgi sahibi olanlardı. Ben de GDO'ya karşı çok mesafesi olan ve bir anlamda tepkisi olan bir insandım. Ve acaba dedim, ben de GDO'yu hiç bilmediğim için mi GDO'ya karşı bu kadar mesafeliyim? GDO'nun niye ortaya çıktığı sorusunu sordum ilk kendime. Gerçekten de şimdi bu soruyu size de soruyorum. Niye GDO'lu ürünler var? Bunun iki nedeni olabilir. Bunlardan bir tanesi diyeceksiniz ki bu sistem karşıtı, keskin duruşlu izleyicilerimin önemli bir bölümü. GDO bir para tuzağıdır, kapitalizmin bize oynadığı bir oyundur, daha fazla kar amaçı güten bir şeydir. Buna itiraz etmiyorum. Ama benim daha çok ilgilendiğim, bilimsel olarak GDO niye dünyamızda önemli bir yer tuttu ve niye bilim insanlarının kafasını karıştırıyor? Çünkü bu işten anlayanlara sorulduğunda, bilim insanlarına sorulduğunda bu konuyla ilgili bilgi sahibi olanların %90'ı diyorlar ki GDO sanıldığı gibi zararlı bir şey değil. En azından bugüne kadar GDO'nun zararı gösterilememiştir diyorlar. Buradaki ayrımı çok iyi yapmak durumundayız. Bir GDO'ya mesafeli duran biri olarak benim için de çok önemli. Bu zamana kadar GDO'nun zararlı etkilerini gösteren bir bulgu yok. Ama bu bulgunun olmadığı anlamına gelmiyor. İleride de böyle bir bulgunun gösterilemeyeceği anlamına gelmiyor. En azından şimdiki bulgularımızla GDO'nun bir zararı gösterilememiş. Peki bilimsel olarak demin de sorduğum gibi GDO niye var? Bir, en önemlisi tarım ilaçları. Gerçekten tarım ilaçlarının sağlığımız üzerindeki etkisini yok etmek için mikroorganizmalara karşı dirençli bir tarım ürünü yaratabilirsek, mesela mikroplara dirençli bir domates yaratabilirsek, onu ilaçlamamız da gerekmeyecek. Dolayısıyla biz bu tarım ilaçlarından aldığımız toksik maddeleri de almamış olacağız. Mesela bu çok akla yakın bir gerekçe. Mesela çok düşük maliyetlerle çok daha iyi ürünler üretebileceğiz. Bu da önemli bir gerekçe. Onun dışında belki de vitamin içeriğini, insanın eksiklerini yerine koymak anlamında daha etkin olabilecek ürünler bir anlamda tasarlayabileceğiz. Bu da çok önemli. Bir de belki bu ürünler sayesinde çok daha lezzetli, çok daha severek tüketeceğiz bu ürünleri. Bu GDO'nun iyi tarafı. Ama bir de GDO'nun kötü tarafı var. Daha doğrusu insanlarda kaygı yaratan tarafı var. En önemlisi, acaba genetiği oynanmış bu ürünler bize ileride kanser ve benzeri başka hastalıkların sebebi olarak geri gelebilir mi? Bu konu işte benim için çok önemli. Gerçekten de kanser ve GDO ilişkisi mutlak surette açıklanmaya muhtaçtır benim gözümde. Dünya Sağlık Örgütü'nün bir açıklaması var. Diyor ki GDO'lu ürünlerin bu zamana kadar kansere neden olduğunu gösteren hiçbir kanıt yoktur. Buna olduğu gibi inanabilir miyiz? Aynı Dünya Sağlık Örgütü bundan 10 yıl sonra, 10 yıl önce ben yanılmışım, GDO kanser yapabiliyor demeyeceğinin garantisi yok. Bilim ne yazık ki böyle bir şey. Dolayısıyla buradaki kuşkucu durumumuzu korumalıyız ama GDO'ya doğrudan ve hemen kanser yapar diye bir yaftayı da yapıştırmamalıyız. GDO ile ilgili kaygılardan bir diğeri de acaba biz bu tarım ürünlerinin genetiğiyle oynarsak bir takım alerjik reaksiyonların filan ortaya çıkmasını kolaylaştırır mıyız? Bu ürünleri tüketenlerde ve alerjik bünyeli olan kişilerde çok ciddi alerjik reaksiyonlar oluşma riski ortaya çıkabilir mi? Bu da ikinci önemli kritik soru.
Yine yüreğinize su serper mi bilmiyorum. Ama Dünya Sağlık Örgütü'nün alerjik reaksiyonlar konusunda yaptığı bir açıklama da var. Bu açıklamada da bu zamana kadar alerjik reaksiyonların bu ürünlerle arttığını gösteren bir kanıtın olmadığı söyleniyor. Demin de söylediğim gibi bu bilgi şu anın bilgisi ve ileride bunun nasıl evrileceği ve nasıl yeni klinik sonuçlarla değişeceği bilinmiyor. Ve son konu, acaba biz mikroorganizmalara karşı dirençli olsun diye genetik yapısını değiştirdiğimiz bu ürünleri tüketirsek, bizim mikroorganizmalara karşı olan direncimiz olumsuz bir şekilde etkilenebilir mi? Aslında biz bu ürünleri tükettikten sonra normalde bağışıklık yanıtımızın yettiği kimi mikroorganizmalara karşı savunmasız hale gelebilir miyiz? Sözün özü, bunlar bizim bağışıklık sistemimizi olumsuz anlamda etkileyebilirler mi? Bu sorunun da net cevabı yok. Dolayısıyla GDO'lu ürünler hakkında benim öğrendiğim bu kısa sürede henüz hiçbir şeyin net olmadığı. Ülkemizde de çok tartışılan bir konu bu. Örneğin GDO'lu ürünlerin Türkiye'de üretilmesi yasak ama yurt dışından GDO'lu ürünler alınabiliyor Türkiye'ye. Bu da anlaşılması zor bir çelişki aslında. Konu bütün sıcaklığıyla gündemimizde duruyor. Sadece bizim değil, bütün dünyanın gündeminde. İhtiyatlı olmak gerektiği açık. Daha fazla bilgi sahibi olmamız gerektiği de açık. Sadece benim değil, aslında belki herkesin. Ve biraz beklememiz gerekiyor. GDO'lu ürünlere hemen en baştan tukaka dememek lazım ama ihtiyatı da elden bırakmamak lazım. Herkese iyi pazarlar dilerim.